Sevgili seyircilerimiz, Simav'da geçen yıl ekili alanlara önemli ölçüde zarar veren çekirgelere karşı devlet bu yıl mücadeleye erken başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Ceylan, geçen yıl ilçeye bağlı Kestel ve Bahtıllı beldelerinde ekili alanlara önemli ölçüde zarar veren çekirgelere karşı önlem olarak bu yıl aynı yörelerde ilaçlı mücadeleye erken başladıklarını ve zararlarının büyümeden ekili alanlara inmesine izin verilmediğini bildirdi. Çekirgelere karşı henüz küçükken başlatılan ilaçlı mücadelenin etkili olduğuna vurgu yapan Ceylan, bu yıl Kestel ve Bahtıllı beldelerinde toplam 1000 dekarlık bir alanda vatandaşların da yardımıyla devlet olarak ilaçlı mücadele gerçekleştirdiklerini ve çekirgelerin büyümeden ekili alanlara inmesine izin verilmediğini söyledi. 15-20 gün önce ekiplerin devlet olarak ilaçlama yaptıklarını Bahtıllı bölgesinde incelemelerde bulunan Ceylan, çekirge mücadelesinde devlet sıvı ilacını karşılıyor, vatandaşlar da çalışmalarımıza destek veriyor şeklinde konuştu. Simav'da çekirge mücadelesi için teyakkuzda olduklarını dile getiren Ceylan, ilçemize bağlı Puluca köyü ve civarında da çekirge görüldüğü yönünde bir ihbar aldık. Arkadaşlarımız şu anda bölgedeler. Önlem açısından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Çekirgelerin vatandaşın ekili alanlarına ve mahsullerine zarar vermesine izin vermeyeceğiz dedi. Kestel beldesinde 500 dekarlık alanda devlet yardımıyla mücadelemizi yaptık. Hisarbey Kusumlar Mahallesi ve Bahtıllı kasabasında 250'şer dekar olarak yine çekirge mücadelemizi yaptık. Ve bazı köylerimize hala devam ediyor. Tekrar devlet talebinde bulunduk, ilaç talebinde bulunduk. İlaç gelince bu köylerimizde de yapmaya devam edeceğiz. Çekirge bu sene tabii yoğun bir şekilde, geçen seneden kalan yoğunluk devam ediyor. Bu yoğunluğu da ilaçlı mücadeleyle çözmeye çalışıyoruz. O vatandaşın arazilerine şu anda zararlı durumda değil, küçük ve nif halinde. Şu anda bu şekilde mücadeleyle vatandaşın arazisine zarar vermeden bu çekirge mücadelemizi devam ettirip çözmeyi ümit ediyoruz.